Çözüm Stüdyosu'ndan tekrar selam. Gördüğünüz gibi bu aralar meşgulüz. Arka planda 3 boyutlu yazıcılardan sesler falan gelmekte. Bu haftamızın konusu HP CompaQ 8100 Elite Small Factor kasa üzerinde VMware sanallaştırma yazılımı kuramamak. İşlemcimiz 1. nesil i3 ve bazı yazılımsal ve işlemcideki donanımsal Enhanced Hull State, VTX gibi ayarların BIOS altında olmadığını gördük. 2010'dan kalma bir BIOS versiyonu var kasada. Bunu güncellemek için önce dokümantasyon incelemesi yaptık ve daha yeni bir sürüm olduğunu bulduk. Bununla ilgili de yapabileceğimiz farklı güncelleştirme seçenekleri var. Dosyayı çektik. Burada SP94 numarası geçen, bahsi geçen dosyayı bakın Windows 10'da açamıyorum. Uygulama güvenliğiniz için engellendi diyor. Bu durumda ne yapıyoruz? İndirilenlere gidiyoruz ve o dosyayı 7-zip vasıtasıyla açıyoruz. İçinde biraz da paketli dosyalar var. Bakın neler çıktı. Açıklaması Business Desktop System falan fiş mekan. Tabi Elite Small Fifi bütün bu modellere uyuyor. Elimizdeki sisteme de uyuyor. Çünkü bizim BIOS'ta bazı ayarlar eksik. VMware eski kuramıyoruz. İşlemcinin ayarlarını BIOS'ta değiştirmemiz gerekiyor ama izin vermiyor bize. Burada Qflash dahi var. Qflash'i de ayıklayalım. Bunu da eski belleğini atalım. FAT formatlı bir eski belleğimiz var şu anda. BIOSCD dahi diyor. BIOSCD'yi de masaüstüne ayıklayalım. Lazım olabilir. Şu anda bunların birçoğu elimizde var. Hatta Qflash'i de masaüstüne ayıklayalım. Belki de masaüstünden BIOS update ederiz. Oluyor HP'de böyle şeyler. Çıktık. HP Quick Flash'ı başlatıyorum. Ama başlatamıyorum. Çünkü tahmin ettiğiniz gibi engelliyor bizi. Aynı şekilde Management Admin Firmware'i de yükseltemiyoruz. Bunların hepsini DOS altından yapmaya çalışacağız. Tabii bununla birlikte bir DOS'un içerisindeki DOS Flash dosyasını da şöyle bir araya getirelim. Burada çok dosya var. Biz DOS ekranına düştüğümüz zaman bunları görüp bulurken bayağı zorlanacağız doğrusu. Bu yüzden bunların ikisini bildiğimiz bir klasörün içine almamız çok daha iyi olur. Onu da şöyle yapalım. HP diyelim. Türe göre dizsin. DOS Flash'ı HP'ye. HPQ Flash'ı da onun içine attım. MiFV'yi de onun içine atayım. Şimdi bir yeniden başlatalım. Şimdi önce F10 yardımıyla HP'lerdeki BIOS arayüzüne ulaşmaya çalışacağız. Açılıyor. File menüsünde Flash System ROM özelliği var. USB'yi seçebilmek için gene F10 yardımıyla bastık. Dosya eksik ya da bozuk diyor. Dosyayı görmedi çünkü. Dosyaları klasörün içinden çıkartmak lazım. Ben onlara DOS ortamında elle gireceğim diye uğraşmıştım ama olmadı. Şimdi bakın eski yüklenirken ne hata alacağız görün. Eski Intel chipsetli Ethernet kartlarıyla çalışıyor. Bu anakartta da Intel chipsetli bir Ethernet kartı varmış. Buradan görebilir miyiz bilmiyoruz ama.
Bakın, Execute Disable seçeneğini ayarlamamız gerekiyor. Normalde bu i3 işlemci ve bu seçenek var. Quad Core'larda bile var ama bunun BIOS'unda yok. Dosyaları açık alana yapıştıralım. Bir de böyle deneyelim. Şimdi binary'yi gördüğünüz gibi. Ve BIOS güncellemeyi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. 1.05'ten 1.13'e çıkacağız. Ve böylece sistem ROM flash başarıyla güncellendi. Şimdi ayarları kontrol edelim ve burada gördüğünüz üzere Data Execution ve VTX ayarımız aktif. Bunları uygun bir şekilde enable hale getirip tekrar eski kurulumuna geçiyor olacağız. Daha önce bu aşamaya kadar gelememiştik. Eski 6.0.0 deniyoruz. Bu yazılım genelde Intel Ethernet kartlarının olduğu sistemleri sever. Üzerinde başka bir Ethernet kartı varsa onları tanımaz. Ethernet kartı bulamadılar ve A kartı bulamadığı için de yazılım yüklemeye devam ediyor. Şimdi artık sunucumuz mevcut hard disklere kadar geldi. Gayet başarılı ve güzel bir sonuç aldık bu çalışmada. Biz zaman zaman böyle sistem ve ağ sorunlarından da bahsediyor olacağız. Epeydir yer vermediğimiz 3D çalışmalardan da bu yıl gelebilir. Bu ay bir taşınabilir hard disk çekilişimiz olacak. Bu ay onun için de gerekli katalım konusundan bahsedeceğim size. Bazıları gibi vakti olmadığını söyleyip haftada 2-3 video atamıyorum. Benim de hakikaten vaktim yok. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yayınlanmasını beklediğiniz videolar olduğunun da farkındayım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.